Sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, bugün ben sizlere üçgen başak şal modelini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Umarım çok beğenirsiniz. Ben bunu sipariş olarak almıştım, yaptım, bitirdim. Sizlere de bunu paylaşmak istiyorum. Haydi hep beraber yapılışının videosunu izlemeye başlayalım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, el emeğim, ev emeğim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben sizlere çok güzel bir şal örneğiyle geldim. Ben bunu sipariş almıştım. Az önce fragmanda da söylemiştim arkadaşlar. Çeyizlik ördüttürdüler. Ben size bunu bugün tarif etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz zaten şal ve yelekler alizeden, yani ince ipten örülüyor. Bundan 3 yumak almanız gerekiyor. Çünkü örneğimiz çok dolgulu. Bunun kenarlarını arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun kenarlarını daha yapmadım. Çünkü burada hani size tarif ederken düzgün bir şekilde anlatabilmem için kenarlarını daha sonra yapacağım. Bu tamamen bitmiş bir şal arkadaşlar. Bunun santimlerini de size söyleyeceğim. Örneğimizi tarif ettikten sonra. Bu şekilde başak örneğimle bugün karşınızdayım. Allah nasip ederse. Dediğim gibi bundan 3 yumak almanız gerekiyor. Çünkü bu 3. yumağın sonuna dek geldi, artık bitmek üzere. Tığımız da arkadaşlar 2 numara orlon tığı. 3 numara tığla ben öremedim. Çünkü ben biraz sıkı örmüşüm. O yüzden 2 numara kalınla daha rahat bir şekilde örebildim arkadaşlar. Şimdi hemen bunun yapımına başlayalım. Ben şimdi elimde başka bir ip vardı. Tarifini bu iple yapmak istiyorum size. Dilerseniz sipariş vermek isteyen kardeşlerimiz olabilir. Bana ulaşsınlar, yazsınlar, bana irtibata geçeriz. Sipariş yaparız arkadaşlar. Çeyizlik ya da kendimiz için kullanmamız için bu şekilde size bir bilgi vermek istedim. Şimdi zincirle başlıyoruz arkadaşlar. 6 tane zincir çekiyoruz. 4, 5, 6... 6 tane zincirimizle başlıyoruz işleme. 1 tane halka oluşturuyoruz. 1 tane halkamızı oluşturduk. 3 zincir çekiyoruz. 1 ilmek alıyorum. Bu dibine batıyorum arkadaşlar. Burada şimdi 2'şer tane 3 adet trabzan oluşturacağız. Bu bizim başlama işlemimiz. Şurasını başlıyoruz. Tekrar 3 zincir çektim. 1, 2, 3 ilmeğimi aldım. Bu şekilde dibine battım. 3 defa da bitiriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Buraya tekrar 2 dolgumuz var. 2, 3. Tekrar 3 zincirimi çektim. Tekrar dibine battım. 3. Tekrar ilmeğimi aldım. 3 defa da bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi bunun ilk sırası bu kadar arkadaşlar. İkişer dolgudan 3 tane dolgu yapıyoruz. İkişer, ikişer, ikişer. Aralarında zincirlerimiz var. Bu şekilde başlama işleme başlamış olduk. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Şimdi bunlar köşelerimiz arkadaşlar. Köşe başlarımız olacak. Tekrar buraya battım. Buraya 2 dolgu yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Tekrar dibine batıyorum. Tekrar 3 defa da bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi burası köşelerimiz. Bu köşeleri hiçbir zaman bozmuyoruz. Bakın. Burası daha köşelerimiz. Şimdi tekrar 3 zincir çektim. Karşıya batıyorum. Karşı deliğe. 3 defa da bitiriyorum. 2, 3. Tekrar 2 dolgumu yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İlmek alıyorum. Tekrar bunun dibine batıyorum arkadaşlar. Bunu da tekrar 3 defa da bitiriyorum arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. Tekrar 3 zincir çektim. Geriye dönüş yapıyorum şu anda. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar geriye döndüm. 3'te bitirerek ikili dolgu yapıyorum.
Tekrar 3 zincir. 3. Tekrar 2 dolgumu dolduruyorum arkadaşlar. Şimdi şu modeli şöyle koyalım. Arkadaşlar. Ben bunu çok zevkle ördüm. Hiç sıkıcı olmadı. Yaklaşık 10 günde bitirdim arkadaşlar. Çok dolgulu olmasına rağmen çok zevkli. Şimdi arkadaşlar burada tekrar zincirimizi çektik. Şimdi burada bir boşluğumuz var. Buraya bir tane dolgu yapıyoruz. Bakın şöyle. Bunlar dediğim gibi şu köşelerimiz. Bu köşelerimizi hiç karıştırmayacağız. Bu aralarımız birer, ikişer, üçer tane böyle arta 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 şalımız büyüyüp gidecek. Şimdi buraya bir tane doldurduk. Tekrar 3 zincir. Karşı köşeye geçiyorum. Tekrar 2 dolgu. Bu köşelerimiz. Böyle düşünürseniz kafanız karışmaz. Bakın şöyle. Bunlar köşelerimiz. Buraya birazdan dolgumuz için işlemlere başlayacağız. Şimdi tekrar 3 zincir. Tekrar 2 dolgu. 3 zincir. Tekrar dibine 2 dolgumuzla devam ediyoruz. Burası köşemiz. Şöyle bir kontrol ediyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi tekrar 3 zincirimiz var. Şimdi bu tekli dolgumuz var ya arkadaşlar. Buraya batıyoruz. Buraya 2 tane dolduracağız. Şimdi göreceksiniz. Şimdi buraya battım. 3 defa da bitirdiğim dolgumu yaptım. Tekrar 3 zincir. Bakın bunun dibine tekrar batacağız. Burada 2 tane dolgumuz olacak. Bu şekilde. Bakın şöyle. Buraları zaten köşeler söylemiştim. Tekrar 3 zincir. Tekrar karşı köşeye geçiyorum. 2 dolgu. Tekrar 3 zincir. 2 dolgu. Bakın bu şekilde. Burası köşemiz aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bakın burası köşemiz. Şimdi arkadaşlar dolgumuza geliyoruz yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar bu iki tane çift olmuştu ya. Buraya şimdilik iki zincir çekiyorum çünkü potluk oluşacak. O yüzden esnedikçe esnedikçe üçlere devam ediyoruz. Şimdi buradaki boşluğa bir adet trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi dolgulara başlayacağız. Bir adet trabzan yaptık. Tekrar 3 zincir çektik. Bu çiftliğinin içine batıyoruz. Şöyle. Burada bir trabzanımız oluştu arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi şu ortadaki dolgumuza başlıyoruz. Başağımıza başlayacağız arkadaşlar. Bu ortaya bir trabzan yaptık. İlmeğimizi alıyoruz. Şimdi buraya dikkatli bakın arkadaşlar. Bunu bakın şuradan batıyorum. Bakın ilmeğimi aldım. Bu trabzanımı da yaptım. Buraya batıyorum arkadaşlar. Tığımı şuradan ters sokuyorum. Şöyle tutuyorum. Şöyle uzatıyorum. 1 ilmek alıyorum. 2 ilmek alıyorum. 3 tekrar alıyorum. 4 tekrar alıyorum. 5. Şimdi arkadaşlar 5 tane dolgumuzu doldurduk. Bunları şimdi ikişer ikişer bitiriyorum arkadaşlar. 1 2. Hepsini birden bitirmiyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. 2 3 4 ve 5. Şu
şu şekilde 5. Burada 2 tane ilmeğimiz kalıyor arkadaşlar. Bu 2 ya da 3. Bunu şimdi şöyle çeviriyorum. Bakın. Şurası başağımız, başlama modelimiz. Bunu şimdi ters çevirdim. Tekrar ilmeğimi aldım. Bunu çevirdim, düzüne çevirdim. Tekrar 5 tane dolgu. İlmek aldım, battım. İlmek aldım, battım. 3. İlmek aldım, battım. Şöyle hafif uzatın. İlmek aldım ve battım. Tam 5 adet doldurduk. Bunu tekrar ikişer ilmekle, bakın şöyle. İkişer ikişer bitiriyorum. 5 defa da bitiriyorum. 3, 4 ve 5. Şimdi buradan 2 ilmek kalmıştı. Bu taraftan da 2 ilmek kaldı. Bakın bu şekilde. Bunların hepsini birden alıp bitiriyorum. Bakın başağımız çok da güzel ortaya çıktı. Tekrar 3 zincir arkadaşlar. Tekrar ilmeğimi aldım. Şu yanındaki boş kutuya bir tane dolgu dolduruyorum. Bir tane. Tekrar 3 zincir. Şimdi tekrar köşemizi yapıyorum. Şöyle düzelterek göstereyim. Bu aradakiler kutucuklarımızı fazlalaştıracak arkadaşlar. Bu hep ortadan uzayarak gidecek. Genişleyerek gidecek. Şimdi tekrar 3 zincir. Tekrar battım. 2 dolgu. Şimdi köşeden devam edeceğim. Tekrar 3 zincir. Şimdi dönüyorum köşeme. Bunu örmek o kadar hoşuma gitti ki arkadaşlar. İyi ki bu modeli vermişler bana sipariş olarak. Çok zevkli bir şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar bakın. Köşemizi döndük. Tekrar 3 zincir. İlmeğimi aldım. Şuradaki tekli trabzanıma 2 adet dolduracağım. Şöyle trabzana başladım. Bakın şöyle. 1, 2, 3. Buna 2 tane dolgu yapacağız. Dönüşte de onları dolduracağız arkadaşlar. Bakın. Bir trabzana 2 tane doldurduk. Tekrar 3 zincir. Şimdi buna 1 adet dolduracağız. Şu arasına ilmeğimi aldım. Şu boşluğa, aradaki boşluğa bir tane dolgu dolduruyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunu karıştırmazsanız çok güzel bir şekilde hiç sıkılmadan devam edersiniz. Tekrar 3 zincir. Şöyle göstereyim. Tekrar şu teklinin üzerine batıyorum. Tekrar 3 zincir. Buraya 2 tane dolgu. Tekrar dibine batıyorum. Şimdi 3 tane zincir tekrar köşeye geldim. Tekrar 2 dolgu. Bakın tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar. Burası örgümüzün tersi. Örgümüzün tersinde trabzanlarımızı doldurarak gidiyoruz. Düzüne geldiğimizde bu dolgularımızı yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bu dediğim gibi burası tersinden bu trabzanları yaparak gidiyoruz. Şimdi tekrar 3 zincir. 2 dolgu. 3 zincir. Dönüyoruz. Köşemizi döndük. İki dolgu. Şöyle biraz daha şey yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu boşluktaki kutumuza bunu unutmayın hiçbir zaman. Bir tane buraya dolgu yapıyoruz. Burada dönüşümüzde o bize şey olacak, artmamıza faydası olacak. Şimdi buraya bir tane doldurduk. Buraya da dolgu yapacağız arkadaşlar. Ama bu dolguyu unutmayın. Tekrar 3 zincir. Buraya bir tane doldurdum. Bakın şöyle. Bu çiftliğin üzerine bir tane doldurduk. Şimdi dolgu işlemine geçiyoruz. İlmeğimi aldım. Şu tersinden, şöyle ters içinden giriyorum. Şöyle tutuyorum. 1, 2,
3, 4 ve 5. 5 dolgum oldu. Bunu ikişer ikişer 5 defa da bitiriyorum. 3, 4, 5. Fakat burada 2 tane ilmeği bırakıyoruz. Onu en son toparlayacağız arkadaşlar. Şöyle bunu tekrar düzüne çeviriyorum. İlmeğimi aldım. 5 tane. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar 2 defa da bitiriyorum. 5. Bu 3 ilmeğimi hepsini birden kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Şöyle batıyorum. Şöyle bir şeye bakmam gerekti arkadaşlar. Tamam. Şimdi biz bu ikinci sıradayız. Bakın. Şu ikinci sıraya geldik. Tekrar 3 zincir. İlmeğimi aldım. Buraya bir tane dolgumu yaptım. Tekrar buradan giriş yapıyorum. 5, 2, 3, 4 ve 5. 5. İkişer ikişer bitiriyorum tekrar. 5. Burada 2 ilmek bıraktım. Tekrar çevirdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar ikişer ikişer bitiriyorum. 5. Bu kalan 3 ilmeğimi hepsini birden toparlıyorum. Burasının üçgen, tepe olabilmesi için arkadaşlar. Tekrar 3 zincir. Tekrar şu yanındaki boşluğa bir tane dolduruyorum. Tekrar 3 zincir. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Hani yeni örgü öğrenmeye başlamış olan kardeşlerimiz olabilir. Daha detaylı anlamak isteyenler olabilir diye bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar köşeye geldim. 3 defa da bitirdim. Tekrar 3 zincir. Bak şöyle köşemiz burası. 3 zincir çekerek şimdi tersine döndük. Şimdi arkadaşlar tekrar 3 zincir. Şimdi bu dönüşte bir tane trabzan yapmıştık ya arkadaşlar. Bakın. Şöyle dönmüştük. Buna 2 tane dolgu yapacağız şimdi. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. Tersindeyiz fakat. İlmeğimi aldım. Bu tekli trabzana batıyorum. 3 defa da bitirdim. Tekrar 3 zincir. Tekrar ilmeğimi aldım. Bunun dibine batıyorum. Şöyle karşılıklı 2 tane trabzanımız oluştu. Tekrar 3 zincir. Şimdi bunun ortasına bir adet dolduracağız. Bunun ortasına girdik. Bir tane dolgumuzu yaptık. Tekrar 3 zincir. İlmeğimi aldım. Bakın şöyle. Bunun üzerine de 2 tane dolgu yapacağız. 2-1, 2-1 o şekilde gidecek arkadaşlar. Öyle düşünürseniz kafanız kesinlikle karışmaz. 2-1, 2-1 diye. Bakın bunu da doldurdum. Tekrar 3 zincir. Bu şimdi tersimiz. Bunun üstüne her zaman bir adet trabzan olacak arkadaşlar. Bakın. Dönüşte de bunlara dolgumuz yapacağız. 2-3. Tekrar ilmeğimi aldım. Buraya battım. 1, 2, 3. Şimdi şöyle bir daha batıyoruz. Bakın şöyle. 2, 1, 2, 1, 2.
Gördüğünüz gibi dönüşte bu iki tane dolgu oldu. Dönüşte de üç tane dolgumuz olacak. Her sırada birer dolgu birer dolgu büyüyerek gidecek şalımız. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Karşıya batıyorum köşeye. Şöyle. Köşeyi dönüyorum. Bakın arkadaşlar. Çok çok güzel bu örnek. Çok beğendim ben. İyi ki dedim bu modeli vermişler bana ör diye. Çok severek ördüm. Şöyle köşemizi döndük arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir ilmeğimi aldım. Buradaki boşluğa bir adet trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi buraya dolgularımızı başlayacağız. Tekrar 3 zincir. Buraya batıyorum. Bakın battım. Şu şekilde. İlmeğimi aldım. Şöyle tersinden şöyle başladım tekrar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu işlem böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada her zaman iki ilmeğimizi bırakıyoruz. Çünkü bunun sivri olması gerekiyor. Döndürdüm. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar iki defa da bitiriyorum. Şöyle 3, 4. Yani ikişer ilmekle 5 defa da bitiyor arkadaşlar. Şimdi bunun hepsini birden alıyorum. Tekrar 3 zincir. Şimdi bunun üzerine de tekrar bir dolgu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu üçüncü sıradayız. Bakın bu şekilde. Bu arada iki tane üst üste gelecek. Daha sonra ikişer tane devam edeceğiz. Şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar. Tekrar 3 zincir. Şimdi buraya tekrar batıyorum. Bir dolgu. Bakın. İlmeğimi aldım. Şu tersinden girdim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar ikişer ilmekle 5 defa da çıkıyorum işin içinden. Şöyle 2 ilmek bırakıyorum. Tekrar çevirdim. Tekrar ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar ikişer ikişer 5 defa da çıkıyorum içinden. Şimdi bunları üçünü hepsini birden alıyorum arkadaşlar. Bakın ne güzel sivri başak modelini almaya başladı. Sivri sivri. Şimdi burada 3 tane. 1, 2, 3. Her sırada bir başak artacak arkadaşlar. Az önce de söylemiştim. Tekrar 3 zincirimi çektim. Buraya battım. Buraya bir tane dolgu yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Bu çift olana atlıyorum şimdi. Şöyle atladım. Tekrar ilmeğimi aldım. Buradan giriş yaptım. 1, 5. Tekrar ikişer ikişer 5 defa da bitiriyorum arkadaşlar. En sonuna 2 tane ilmek bırakıyorum bakın. Tekrar çevirdim. 5 dolgu. Ve 5. Şöyle tekrar. Tabi bu dolguları biraz çekerek alın. Çok sıkı olmasın. Böyle pofur pofur olsun arkadaşlar. Bakın. Tekrar 3 zincirimi çektim. Şöyle göstereyim. Bakın ne kadar da güzel ortaya çıkmaya başladı. Tabii ben bunu başka kalın bir ipim vardı. Size göstermek amaçlı başladım. Diğeri çünkü siparişim bittiği için.
Şimdi buradaki boş kutuya bir adet trabzanımızı dolduruyoruz. Bir tane. Tekrar 3 zincir. Tekrar köşeye geliyoruz. Tekrar 3 zincir. Tekrar 2 dolgu. Şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar. Dediğim gibi yeni öğrenmeye başlayan kardeşlerimiz olabilir. Böyle örmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bu şekilde bakın. Birer tane birer tane her kutucukta artıyor arkadaşlar. Şimdi köşeye dönüyorum. 2 dolgu. 3 zincir. Tekrar 2 dolgu. Burası hep köşemiz arkadaşlar. Öyle düşündüğünüz zaman hani kat kat söylememin sebebi o zaman hiç kesinlikle kafanız karışmayacak. Şimdi tekrar 3 zincir. Burası ters arkadaşlar. Burada sadece trabzan yapıyoruz. Dönüşte dolgularımızı yapıyoruz. Bir ilmek aldım. Bu tekli trabzana battım. Tekrar 3 zincir. Tekrar dibine battım. 2 tane dolgu yaptım. Tekrar 3 zincir. Bu tersindeki dönüşlerde arkadaşlar, bu başağın ortasına batıyoruz ya, oraya her zaman bir tane dolgu gelecek. Bakın. Bir tane dolgu getirdik. Bu dönüşteki başakların üzerine, direkt üzerine yaptığımızda birer tane dolgu. 3 zincir çektim. Karşıya atladım. Tekrar 1, 2, 3. Tekrar buna 2 tane dolgu yaptım. Bakın. Tekrar 3 zincir. Tekrar başağın içine batıyorum. Bir tane doldurdum. Tekrar 3 zincir. Tekrar battım. Karşıya atladım. Buraya 2 tane dolgu. Zincirden sonra. Bu şekilde. Tekrar başağın içine bir dolgu yapıyorum. Burası tersi. Tekrar 3 zincir. Buraya atlıyorum. Buraya karşılıklı 2 adet trabzanımı devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar göstereceğim. Karşıya geçtim. Köşemize geldim. Şimdi burası zaten tersi demiştim. Bakın 2 1 2 1 2 1 2. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlara dolgu yapacağız ya. 1 2 3 4. Burada 3'tü. 1 2 3 4 tane. Yani tam doğru bir şekilde devam ediyoruz. Size bir iki sıra daha göstereyim. Videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Daha çok başınızı ağrıtmak istemiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu boşluğa bir kutucuk yapacağız. Buraya da dolgularımız tekrar başlayacak. 1, 2, 3. Bu boşluğa bir dolgu yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Bu çifte şimdi dolgularımız başlayacak. Bu çifte dolgular geleceğini hiçbir zaman unutmayın. Çünkü ben örneği elime verdiklerinde biraz oraları karıştırdığım için size kat kat söylüyorum arkadaşlar. Yoksa çok basit yani. Hiçbir zorluğu yok. İlmeğimi aldım. Tersinden battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar ikişer ikişer 5 defa da bitiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde tekrar çevirdim.
5'te bitirdim. Sonra bunu hepsini birden aldım. Maksadımız bunun sivri olması. 3 zincir çektim. Buraya tekli trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle. Şimdi tekrar 3 zincir ve dolgu. İlmeğimi aldım. Tekrar ters çevirdim. Hepsini birden aldım arkadaşlar. Tekrar 3 zincir. Buraya tek trabzan. Tekrar 3 zincir. Karşıya batıyorum. Çiftli olana dolgularımız geliyor arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın bu çiftliğe hep dolgular yapılacak. Tekrar şöyle tersinden girdim. Tekrar şu şekilde. Şöyle 4 ve 5. Altıncıya hepsini birden bitiriyoruz. Tekrar 3 zincirimi çektim. Karşıya tekli trabzan yapıyorum. Bakın. Tekrar 3 zincir ve dolgu. Tekrar. Çevirdim. Beş. Altıncıyı toptan alıyorum tekrar. Şimdi arkadaşlar tekrar 3 zincir çektim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu başağı yaptıktan sonra mutlaka buraya bir trabzan yapılacak arkadaşlar. Düzünde giderken başağımız bittikten sonra köşeye geldiğimizde buraya mutlaka bir tane trabzan şart. O çünkü bizim şalımızı artıracak model olacak o. 3 zincir köşeye geldim. Şimdi köşedeyim arkadaşlar. Köşeyi dönüyorum. Tekrar 3 zincir, 2 dolgu. Köşelerimiz hep aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle tekrar göstereyim size. Ne kadar da güzel dolgu dolgu oldu. Tabii bu biraz ipim daha kalındı. Size gösterme amaçlı. Arada böyle kafanız karışırsa bunları sayın. 1, 2, 3, 4. Hep birer kutu. Yani birer başak, birer başak artırıyoruz arkadaşlar. İsterseniz şimdi bir sıra daha tersine gitmeyi göstereyim size. Burada videomuzu bitirelim isterseniz. Eğer bilemediğiniz bir şey olursa bana mutlaka sorun. Mutlaka cevap veririm arkadaşlar. Herkese cevap yazmaya çalışıyorum çünkü. Bu şekilde. Şimdi tersini yapalım. Daha sonra işlemimizi bitirelim. Tekrar 3 zincir. Şu tekli trabzana battık. Buraya çift yapacağız şimdi. Tekrar 3 zincir, dolgu, ilmek. Bakın buraya 2 tane yaptık. Bu başakların üzerine hep birer tane olacak. Oradan unutmayın, onu ezberleyin. Bu şekilde dönüşlerde tersinde başağın üzerine bir adet olacak arkadaşlar. Şimdi tekrar buraya geldik.
kapattık. İki tane karşılıklı dolgumuzu doldurduk. Şimdi bu tersini tekrar tarif ediyorum. Dönüşte aynı işlem devam edecek arkadaşlar. 3 zincir çektik. Bakın şöyle. Daha göstereceğim o kadar örnekler var ki arkadaşlar. Zaman çok hızlı geçiyor. Hiçbir şey yetişemiyorum. Bakın. Başağın üzerine bir adet tam ortasına dolgumuz devam ediyor arkadaşlar. İnşallah kendi çocuklarıma da öreceğim bundan çeyizimi. Çeyizlerini sandığa koyacağım. Pek şal örmemişim. Diğer her şeylerini yaptım. Bakın. Tekrar 3 zincir, tekrar buraya 2 tane karşılıklı dolgumuz geliyor arkadaşlar. Bunlar artmasının sebebi oluyor. Bakın şimdi göstereceğim tekrar. Şimdi köşemize geldik. Şöyle bırakalım. Şimdi bu tersimiz arkadaşlar. 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Ne oldu şimdi? Bir tane başağımız artmış oldu. Bu çiftlerin içine başak dolduruyoruz ya arkadaşlar. Bu çiftleri sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Burada kaç tane var? 4 tane. Yani işlemimiz gayet düzgün bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi şöyle tekrar düzüne çevirelim. Buraya geldiğimiz, isterseniz bir sıra daha gidelim arkadaşlar. Sıkılırsanız videonun sonuna bakarsınız olmazsa. Hani böyle hani bir iş yapmışken düzgün iş yapmayı sevdiğim için, detaycı olduğum için arkadaşlar bu şekilde çok detaylı anlatmaya çalışıyorum. Biraz detaycılık olduğu için o yüzden böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi tekrar 3 zincir. Bu kutuya mutlaka bir tane trabzan. Tekrar 3 zincir. Ve buraya dolgumuz geliyor. Bir trabzandan sonra dolgumuz geliyor arkadaşlar. 2 3 4 ve 5. İkişer ikişer bitiriyoruz. Zaten sizin hemen anlayacağınızı çok iyi biliyorum arkadaşlar. Tekrar bu karşı kutuya batıyorum. Buraya bir trabzan. Tekrar 3 zincir. Tekrar buraya dolgu. Bu çiftlerin içine hep dolgu gelecek arkadaşlar. Şimdi dolgumuzu buradan giriyoruz. 3 4 ve 5. İkişer ilmekle 5 seferde bitiriyoruz arkadaşlar. Beş. Hepsini toptan bitirdik. 6. seferde. Buraya tekrar tekli trabzan. Bakın şöyle tekli trabzan. Tekrar 3 zincir. Ve buraya tekrar dolgu. Bakın tekrar döndürdüm. Tekrar 5 dolgu. 3, 4 ve 5. 4 ve 5. Hepsini birden bitiriyorum arkadaşlar. Tekrar buraya bir adet trabzan. Tekrar 3 zincir. Tekrar buraya dolgu.
Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Karşıya da geldiğim zaman artık devamını size bırakacağım arkadaşlar. Bu kadar yeterli oldu zannediyorum. Bakın bu şekilde 2-3 zincir. Tekrar buraya bir dolgu. Bakın. Tekrar 3 zincir ve karşıya dolgu bölümüne geçiyorum. Dört ve beş. Artık biraz elimi hızlandırdım. Çok detaylı anlattığım için. Tekrar üç zincir. Bu başağın yanındaki kutuya mutlaka bir trabzanı unutmayın arkadaşlar. Yoksa düzeni bozulur. Nerede hata yaptığınızı anlayamazsınız. Bu başağın dibine bir tane trabzan. Şimdi tekrar köşeye geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tekrar 3 zincir, 2 tane dolgu. Şimdi tekrar tersine geçilecek. Bu kadar yeterli olur zannediyorum. Bakın şimdi şöyle. Pofur pofur oldu bu örneğimiz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın. Bu kadar yeterli zannediyorum arkadaşlar. Tersine dönüp tekrar bu yavaş 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 büyüyecek modelimiz. Bakın bu şekilde. Büyüye büyüye üçgen şalımız, başak modelli şalımız hazır olacak. Sevgili dostlarım. Bu başak modeli üçgen şalımızın bitmiş hali buydu, zaten göstermiştim. Şimdi ben size bunun son bir bilgi vereceğim. Bunun ölçüsünü vereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi bunun üçgen büyük olması için dediğim gibi bunu daha kenar yapacağım. Kenarını en sona bıraktım size gösterebilmek amacıyla. Bunun şuradan ölçüyoruz arkadaşlar, şu üçgen tarafından. Güzel bir şekilde mezuramızla ölçüyoruz. Bakın. 80 santim olacak arkadaşlar. 80. Şimdi bu biraz büzüldü burası. Tam 80 santim bir şal çıkartıyor arkadaşlar. Bakın tam 80 santim. Bu 80 santime geldiğinizde üçgen şalınız olmuş oluyor arkadaşlar. Daha sonra isterseniz kenarını kalın bir kenar yapabilirsiniz. Ya da saçak yapabilirsiniz. Sizler daha iyi bilirsiniz. Bu şekilde bu son bilgiyi de vermek istedim arkadaşlar. Beni takip etmeye devam edin. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.